Agalarım herkese selamlar. 29 Ekim ve 30 Ekim 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun aga. Cumhuriyetin 101. yılında hepimiz neşeyle birlikte giriş sağlamış. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerekten de atamızda zaten belirtmiş. Ta 1923 yılında. Velhasıl kelam Cumhuriyeti Aga bizlerin elinde. En iyi şekilde ilerletmek, en iyi şekilde korumak tamamen bizlerin elinde. Son olarak şunla kapatmak istiyorum. Aga Atatürk gerçekten bizler için çok önemli bir ilham kaynağı ve gerçekten idol alınması gereken bir insan. Benim de kendi açısından yani insanlar arasında 1-2-3 listen olur ya idol. Aga her zaman başta Atatürk vardır. Şunu da söyleyeyim. Atamı sevmeyen kim var kim varsa boydan gireyim. Boy 1.75. Hayırlı bayramlar. Başlayalım aga. Şimdi öncelikle rolling serimiz devam edecek aga. Ondan bahsedeyim. Onun dışında raporlardan bahsedeceğim. Cumartesi pazarın. Cuma'nın raporundan pazar neler yaptık. Öncelikle kalite gerçekten tesadüf değildir. İnanılmaz bir işçilik. inanılmaz bir kazanç. Özellikle pazar günü full. Her şey. Kupon, misli, her şey. aklımıza ne geliyorsa. Canlı, stat canlısı. Şov vardı. Başlayalım isterseniz hepsini anlatacağım. Sizlerden ricamız videoya rolling gelecek aga. Rolling koyacağım videonun sonunda. E, bir beğeni, bir yorum. En azından emeğine sağlık. Reis devamı gelsin. Smart skorların hakkında yorumlar. Abi, yorumlarınız gerçekten çok önemli. Özellikle WhatsApp grubu hakkında girenler de ya, WhatsApp grubundan da bir bahsettin. Bahsetsin. Herkes görsün açıkçası. Öyle bir isteğim var sizlerden. Başlayalım. Öncelikle maç skoru yarışmamızla başlayalım. Ben de telefonu şuraya sabitleyeyim anlatayım. Agağlarım iki adet maç skoru yarışmam var. Bir tanesi 29 Ekim'den, bir tanesi de 30 Ekim'den. 29 Ekim'den Milan Napoli maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. 30 Ekim'den de Juventus Parma maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Birazdan bu Juventus maçını özellikle anlatacağım. Bilen 4 kişi. Yani iki tanesi Milan maçından iki tanesi de Juventus maçından gruplara eklemek istiyorum. Daha önce yapmış olduğumuz hafta sonu skor yarışmalarında Barcelona maçının skorunu bilen yok. 4-0 bitti. Liverpool maçının skorunu bilen çok fazla var. 4 tane kişiyi çekilişle aldım. Bedirhan, Stryers, Şahin Ayhan, Gufran Yörüksin arkadaşlar. Bu arkadaşlar benimle iletişimi WhatsApp hattından sağlasın lütfen. WhatsApp hattımız ekranda 0534 446 5989 numaralı hattan iletişim kurabilirler. Aga her türlü soru görüş öneri, WhatsApp VIP gruplarına girmek isteyenler vesaire sorusu olanlar nasılsın kangalım yazmak isteyenler de ekranda gördüğünüz 0534 446 5989 açıklama ve yorumlarda zaten linki mevcut. Tek tıkla da ulaşabilirsiniz. Bunun da bilgisini vereyim. Mislerle devam edelim. Bakalım. Pazar günü vermiş olduğumuz bütün misliler geldi öncelikle. 7000 TL'lik bir yüksek misli Avrupa'mız vardı. Fenerbahçe kazanır, Benfica kazanır. Bayern Münih 2 gol atar. Aga Avrupa mislisiydi bu. 7000 TL aldım. Avrupa'da oranı 1.57 idi. Bereketli olsun. Yasal mislere gelelim. Fenerbahçe 1.5 üstünde kazanır. Oran gün içinde görmüşsünüzdür. Artta o yüzden aldım. 2-0 bitti. Çok güzel oldu. İşimize geldi. 5000 TL'de bunu aldık mı Aga? Avrupa'da bir 54 yasallı bir 42 aldık. Chelsea mücadelesinde Chelsea'nin atacağı 2 golü ben çok güveniyordum. 3000 TL'de onu aldım. Onun da yasalla 42 Avrupa'da bir oranı vardı. Yüksek misli bu şekilde. Peki yüksek mislinin mantığı nedir? Aga bu şekilde yüksek oynuyorsanız 2000, 3000, 5000, 7000, 1000 TL'nin üstünde oynuyorsan aga yüksek misli seviyen sana uygun. Sadece bunlar değil canlılar da oluyor. Yüksek misli seviyesinde 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL attığımız canlılar da oluyor. Mesela dün ne yaptık? Arsenal e İkinci golüne ben misli verdim. Aga iki dakika sonra Merino attı. Çok temiz. Ya yani iki dakikada 500 lira para kazandık. Öyleydi. Mislerimiz de devam ediyor. Kuponlarımız da aynı şekilde. Aga ana kupon Avrupa kombini ve alternatif kombinlerimiz her gün devam ediyor. Ana kupona baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin ilk yarı galibiyeti Marsilya maçı yüz Paris ilk yarıdan üst yaptı. Teşekkür ederim. E, alternatif kupona baktığımız zaman da Lyon'un 2 golü. Arsenal maçında da KG var. O da geldi Aga. Kuponlarımız da tam gaz devam ediyor. Kuponların yanında ekstra paylaşımlarımız da oluyor. Dün sadece tek bir oyuncu gol atar başı verdim Aga. O da El Nesli. Hatta ya, videoda anlattım hatırlamıyorum ama analizinde yazdım ki. Son Manchester maçında çok iyiydi. Gerçekten iyi bir performansı vardı. Bu maçta bence gol atacaktır dedim. Dakika 17'de golünü attı. O da geldi. 4 günlük pardon 3 günlük YouTube raporu ekranda. Aga cuma günü vermiş oldum. Cumartesi vermiş oldum ve pazar günü vermiş oldum. Bütün maçlar ekranda. İsteyen durdurup bakabilir. %85'in üstünde başarı var. Ve full tablosu. Nazar değmesin aga. Yani şu ekrana bakınca gerçekten bazı şeyler yani ne kadar bir emek var. Şu tablonun arkasında olan emeği bir bilseniz. Gece 5'te yat, sabah 10'da kalk, 5 saat uyku. Gün boyu canlı yap. Gerçekten yani emek çok büyük. Yani burada boşuna diyemiyorum ki emeğine sağlık. Yani nazar değmesin yazın diye. Gerçekten emek çok büyük. Yemin ediyorum. Yani vücut dengem şaştı. Saçlarım beyazladı. Ya yani şu genç yaşımda. Öyle söyleyeyim. Ya bakın. Görün. Şöyle bir gururlu bakış atın. Sonra devam edin. Ondan sonra kadarım. Canlı olarak zaten gruplarımızı elimden geleni yapıyoruz. Canlı olarak zaten WhatsApp VIP ile devam ediyoruz. Bir de ücretsiz Telegram grubumuz var. Bakın aga bu ücretsiz Telegram grubunda dün stat canlısı yaptım. Mesela olmayanlar 8000 kişi izlemiş videoyu. Gerçi grupta da 8000 kişi vardı ücretsiz Telegram grubunda. Ama olmayanlar mutlaka vardır. Stat'tan canlı yaptım. 4'te 4 aldık aga mesela. Neden gelmedin ve kaybet kazanamadın ki mesela anladın mı? Ben orada bedavada kazan sağlatıyorum sana zaten. Stadın atmosferini yaşatıyorum. O yüzden buraya mutlaka girin. Devam ettim. Agalarım toplamda 7 adet falan maçım var. 7 veya 8. Hatta 8 adet. Anlatacağım. Herkese şimdiden bol şanslar. Hatta rolling maçımla başlayayım mı? Aga? Rolling 2 olacak dedim. Başlayalım rolling mücadelemizle. Fenerbahçe Beko ile Makabi Tel bir maçı var. Aga. Fenerbahçe Beko en son kendi evinde oynadın. Bu arada rolling 1 de şey maçıydı. Fenerbahçe Beko maçıydı. Rolling 2 de Fenerbahçe. Orada Pana'nın sayısına gitmiştik. Geldi. Rolling 2'de ise Fenerbahçe'nin sayısına gideceğiz. Aga. Makabi tarafında Tarif, Tamir Blat yok. Aga. Takımın en önemli ismi takımın oyun kurucusu ve gerçekten en skorer isimlerinden bir tanesi. O yüzden ben burada maçta bu arada İstanbul'da oynanmayacak. Bu İsrail ekibi ya İstanbul'a almıyorlar ya yani olay çıkmasın diyerekten almıyorlar. Burada bizim yapacağımız tek tercih var. Ev sahibi Fenerbahçe'nin 82.5 üstü. Şeyi göremedim ya. Şu an 83 yazıyor da. Muhtemelen bu 82'leri açık. Çünkü ben az önce aldım. Ev sahibi Fenerbahçe. Bence burada 83 sayı atar aga. Yönelecekseniz Rolling 2'miz burada. 1.50'lerde mi 46 mı ne oranı var zaten. Burada ev sahibi 82.5 üst. Yani ev sahibinden bekliyorum. Oran da 146 bu arada. Ev sahibi 82.5 üst. Bilginize. Rolling maçımızdır. Değerlendireceklere bol şans. Diğer maçım da basketten. Onu da anlatalım. Aradan çıkalım. Anadolu Efes'te Shane Larkin yok. Barcelona'da Laprovic yok aga. İki tane takımın en önemli oyun kurucu isimler Oyun kurucu yoksa basketbolda ne oluyor biliyor musun? Hücumu iyi edemiyorsun Veya süreyi iyi kullanamıyorsun Süreyi çok kullanıyorsun Bir dakikada o üçüncü hücum gelmiyor mesela Anladın mı? Böyle olaylar çok oluyor O yüzden burada ben iki tane oyun kurucu yokken Ne kadar iki takımda son başında 90 üstünde 60 olsa da Bu maçta aga 166.5 Yani ben mücadele 167 sayı beklemediğimi belirteyim İki tane oyun kurucu yokken bence 167 bantlardan çıkacak gibi gelmiyor bana. Futbola geçtik. Milan Napoli ile devam edelim. Bu maçında maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Yorumlar yazabilirsiniz aga. Buradan Napoli çok iyi gidiyor ama oynamış olduğu oyun bence çok da iyi değil. Yani mesela dün Empoli maçı mıydı o? Pardon. Empoli maçını da izledim ben. Empoli oynuyordu. 1-0 Napoli kazandı. Lecce maçında misli yaptık. Lecce maçında iyi oynadı bu arada Napoli. O maçı da izledim. Ama Empoli deplasmanı da iyi değildi. Milan deplasmanı. Milan'da son mücadelesi ertelendi. Bologna mücadelesi vardı. Bologna'yı da aldım zaten. Birazdan anlatacağım. Udinese maçını zar zor kazandı. Zar zor kazandı. Ama bu maçta da alt sıralarda çok kaldı Milan. Üst sıralara çıkmak istiyorsa. Lidere de bir çelme takmak istiyorsa. Benim tercihim burada ev sahibi yarı kazanır. Yani Milan'ın bir yarıyı kazanabileceğini ben düşünüyorum ki bence çok güzel maç olacaktır. Hatta ideal kuponlarda girer bu maç. Ev sahibi Milan bir yarıyı kazanır. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadelem Bologna ile Cagliari mücadelesi. Bologna'nın da Milan'la maçı vardı. İkisinin de maçı ertelendi. Takımlar maç yapmadı. Ben de burada Bologna tarafındayım. Bologna Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde henüz bir galibiyet alamasa da bence oynamış oldu oyunu iyi. Ve kadrosu da bence gerçekten iyi. Cagliari'ye ile üstün geleceğini düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde Milan'a ne verdim? Ev sahibi yarı kazanır verdim ya. Burada da Bologna'nın bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Oran da 1.58. Oran gayet güzel. Hafta sonunda mesela Frankfurt'un maç 1-1 bitti ama yarı kazanırdan zaten aldık. Alanya maçını yaptım aldık. Ya ben böyle yarı kazanır tercihlerinden başarı yüzden çok yüksektir. Sizler de biliyorsunuz zaten. Ben Bologna'nın da burada bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Ayın 30'una geçtik. Futbolla devam edelim isterseniz. Empoli ile Inter mücadelesi. Ben burada da Inter'in galibiyetini bekliyorum. Son mücadelesi 4-4'lük güven mücadelesi vardı. O maç 8-6 falan bitebilirdi. Yani en gollü aralarındaki derbi olabilirdi. Ben burada Inter tarafındayım. Inter galip gelir ama burada nasıl galip gelir bence? Yani 4.5 altında galibiyeti 1.52. Maç son 2 bana yetiyor derseniz alın. Ama ben burada orana gittim biraz daha. 4.5 altında bir Inter galibiyeti. 2-0-2-1 ayarında Inter'in galip gelmesini bekliyorum. Diğer mücadelem Atalanta ile Monza karşılaşması. Atalanta'ya da oran almak isteyenler şöyle bir oran alabilir. Geçen maçta ilk yarıdan 5 tane attı. Ondan önce de ilk yarıdan 3 tane falan atmıştı kendi evinde. Biz burada oranı nasıl alırız Kangal'ım dersen. Yani ilk yarıdan Atalanta'nın bir golünü al çık. Nesine de bir 33 iddiada onun bir 40 küsur oranı var. Bir 41 falan oranı vardır çok rahat. O yüzden alacağım burada tek tercih Atalanta'nın ilk yarıdan atmış olacağı, atacak olacağı gol. Juventus Parma. Agalarım bu maç çok önemli. Bu maç neden önemli? Ee, zor bir mücadele. Juventus son maçında Kenan Yıldız'la iki tane gol attı. Oradan şeyi getirdi. 4-4'ü getirdi falan derken. Aga bu maç zorlu geçer. Bak bu maçta iki tane tercih söyleyeceğim. İkisini ister ikisini al. istersen kendini dinle. Anlatayım isterseniz. Çünkü zor maç. Bu arada bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Aga Juventus burada kendi evinde sadece bir gol yedi. 5 <laughs> maç oynadı. 5 gol attı. Bir gol mü yedi? Yani gol yemeyen bir takım. Parma'da öyle güzel geçiş yapıyor ki özellikle sağ kanattan Denizmen'le birlikte. Yani diyorum ki üstüne gelen takımlara karşı gol bulma ihtimali çok yüksek gibi geliyor bana. Yani iki tane tercihim var. Bir 4.5 altında Juventus galibiyeti. Bir de Parma'nın bir golü. Ama beklediğim skor da ikisine de uyuyor onu da belirteyim. Yani 2-1 bir skor bekliyorum ben burada. O yüzden skorum direkt 2-1. 4.5 altında bir Juventus galibiyeti yaparsan alacağın oran burada e, 1.50 bandında. 4.5 altında Juventus galibiyeti. Parmanın bir golü de 1.65 bin Yani öyle bir oran. İkisi de dursun. hangi aklına yatıyorsa al. Ama bence 4.5 altında bir biraz daha yakın. %51. Deplasman golü %30'larda. Ama ya çok güzel geçiş yapıyor. Gol bulma ihtimali yüksek. Arada kaldım biraz. Öyle anlatmak istedim. İsteyenler alsın. Kuponuma koymam. Ama canlıdan çok güzel değerlendiririm. Basketbolumuz var bir de. Basketboldan önce ben hemen bir WhatsApp grubundan bahsedeyim şöyle. Aga dün stat'taydık. sizlere özel Akdeniz derbisinde canlı yaptık. Tamam Stada gittik yerimizi aldık. Benim arkadaşlar bir maç önü atacağım. Devam edelim ondan sonra. Maç önü kasayı da yönetiyoruz bu arada. %4 olaraktan değerlendirdim. %4 burada Alanya'nın bir yarıyı kazanırını değerlendirdim. Bir 46 oranı vardı Aga. Şöyle güzel bir karografi yapmışlar. Atam'la birlikte 29 Ekim. Türk bayrağını koyduk, yapıştırdık. Ondan sonra dedim ki ilk yarı gole girelim arkadaşlar. Maç güzel. Arkaya sarkmalar oluyor. Hatta dedim ki devreden ekstra'dan Alanya golü alabilirsiniz aga dedim. Giyon mücadelesi <laughs> Korner verdim. 90'da 2 tane korner geldi. Onlar geldi. Aga gol oldu. Alanyamız golü attı burada. İlk yarı gol geldi mi? Geldi. İlk yarı Alanya gol attı mı? Geldi. Peki ilk yarı Alanya galip gelince ev sahibi yarı kazandı mı? Kazandı. Ve bunları sadece ücretsiz Telegram grubunda da verdim. WhatsApp'ta zaten her zaman en kapsamlısı. Böyleydi. Devam ettim. Zalgiris ile Kızıl Yıldız karşılaşması. Ben de burada Zal e, Kızıl Yıldız'ın son iki maçında mağlup olaraktan geldi. Aga 7 sayı fark edeceğini düşünmüyorum ben Kızıl Yıldız'ın. Olası bir sürprize de açık. Ben burada Kızıl Yıldız'ın 7 fark yemeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca maç sonu 2. Yani Kızıl Yıldız Dert Basman'da bu maçı da kazanabilir. Oranda 2 küsur. Pana ile Asfel. Pana da kendi evinde oynayacak. Pananın da burada vereceğim tercih çok basit. Ev sahibi Pananın sayısı. sayısı ev sahibi 87.5 Yani Pananın kendi evinde atacağı 88 sayı değerlendirecekler. Bu yönden değerlendirme yapabilirler. Arkadaşlarım paylaşımlar bu şekildeydi. 29 Ekim bayramımız tekrardan kutlu olsun. Rolling ekrana gelsin. Rolling 2 ne? Rolling 2 bu şekilde aga. Fenerbahçe'nin sayı üstü. Ev sahibi Fenerbahçe 82.5 üstü olarak değerlendirdim. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Ee, i̇lk mücadelede Rolling'e ne vermiştik? 100 lira attık. 151 oldu ya. Veya 1000 lira attık. 1500 oldu ya. Bu maça 1500 basacağız. 2000 kaç küsur olursa artık. O şekilde ilerleyeceğiz. Bu serisi böyle bir seridir. Bilginize. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.